Değerli izleyenler merhaba. Sağlık Rehberi'nde bugün çocukluk döneminde görülen korkular üzerine konuşacağız. Konuğumuz uzman psikolog Filiz Yakmaz. Basılgan sorularınız için 0224 211 1075'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Filiz Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bugün korkular üzerine konuşacağız. Aslında birçoğumuzda belki korkular görülebilir ama çocukluk döneminde neden başlıyor bu korkular? Daha çok bunun üzerinde duracağız ama ilk olarak korku nedir? Bunun tanımını öğrenebilir miyiz sizden? Evet. Korku aslında üzüntü, sevinç, öfke ya da kızgınlık gibi çok temel duygulardan bir tanesidir. İnsan olmanın gereği, insana dair bir şey, yaşama ait bir şey, bir duygu ve tabii insanın, daha doğrusu canlıların yaşamları için gerekli de bir savunma mekanizmasını içeren bir anlamı var korkunun. Çünkü ilkel insanlardan bahsedeceksek, oradan bir örnek verecek olursak, nasıl bir işlevi var korkunun? Üzerine vahşi bir hayvan geldiği zaman ona karşı vereceği tepki, müdahale edecek mi, kaçacak mı, savunacak mı kendisini, bununla ilgili fiziksel tepkilerinin harekete geçmesine yardımcı olan bir duygudur. Otonom sinir sistemi harekete geçer. Bizim normalde bir konuyla ilgili uzun uzun düşünüp böyle mi yapsam, şöyle mi yapsam diye karar verdiğimiz süreç dışında daha hızlı bir karar verdiğimiz, hatta çok çok hızlıca verilen kararın çok farkında olmadığımız gibi, aslında farkında olduğumuz ama otonom sinir sisteminin çok hızlıca aldığı kararlarla müdahale mi edecek ya da o vahşi hayvan karşısında kaçacak mı, bunun kararını vermesine yardımcı olan aslında korku duygusudur. Böylece canlının yaşamını sürdürür. Evet, insanlarda böyle bir olması gereken bir duygu olduğunu aslında anlıyoruz değil mi? Evet, canlının yaşamını sürdürmek gibi bir aslında önemli işlevi var korkunun. Günlük yaşamımızda da üzerimize bir trafikte bir araç geldiği zaman fark ettiğimizde hızlıca kendimizi en uygun yere atarız. O sırada uzun uzun düşünmeyiz. Bu tarafa mı geçsem, şu tarafa mı geçsem diye düşünmeyiz. Bu hızlıca alınan karar otonom sinir sistemiyle birlikte korku duygusunun harekete geçirdiği bu müdahaledir. Sinirim sistemi devre dışı kalır, işte hareket ve enerji, vücudun tüm enerjisi hareket sistemine yönelir ve bu anlamda vücut hareketi sağlayarak canlı yaşamsal düzeneğini sürdürmek gibi bir amaç içine girer. Hı hı. Korkunun böyle bir amacı var. Evet, peki çocuklar nelerden korkuyor? Bu bahsettiğimiz biraz belki de ileriki yaşlardaki kişilerin sergilediği refleksler, korkunun karşısında yaptıkları davranışlar diyebiliriz. Çocuklar nelerden korkuyor, neden korkuyor peki? Evet, bu korku genel hepimizin insan olarak yaşadığımız, tüm canlıların yaşadığı bir duygu. İnsan olarak bizlerin yaşadığı duygu ama çocuklar için gelişimsel dönemin bir parçası. Yani gelişimle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Çocukluk döneminde birçok korkuyla isimlendirilebilecek davranışlar var. Birçoğu da geçici, yani kalıcı olmayabilir. Tabii kalıcı hale getirilen tabii boyutlar var, onları biraz sonra konuşacağız ama genelde geçicidir ve çocuğun gelişimsel dönemine bağlıdır. Çocuk belli bir döneme gelir, bazı korkular yaşar, o dönemi geçer, başka bir dönemi girdiğinde başka korkular ve kaygılar yaşar. Genelde de çocuğun gelişimsel döneminde, bilişsel anlamda, bedensel anlamda gelişimi değişip korkuların da farklılaşmasına neden oluyor. Mesela 3-4 yaşlarındaki bir çocuk anne babasından ayrılmaktan korkabilir ya da karanlıktan korkabilir. 5 yaşındaki bir çocuk bütün bu iki saydığım korkulara ya da anne baba ayrılığına bağlı, onlardan ayrı kalmaya bağlı yaşadığı korkuya, karanlık korkusuna ilave olarak yabancılara, dış dünyadaki insanların kendisine zarar verebilme ihtimaline karşı korku yaşayabilir. Ya da kendi vücudunu zarar görebilme ihtimaline karşı korkular yaşayabilir. 6 yaşındaki bir çocuk bütün bu korkulara ilaveten doğaüstü varlıklara inanıp bunlara karşı korku geliştirebilir. Mesela çok fazlaca duymuşsunuzdur, işte canavar korkusu, hayalet korkusu, zombi korkusu, hortlak korkusu, cin korkusu gibi. Biraz daha soyut hale geliyor galiba değil mi? Yaş ilerledikçe evet, korkular. Evet.
belirsiz şeylere, hı-hı, doğaüstü şeylere daha fazla tabii birçok şey de artık çocuk algılayabildiği, görebildiği şeylerle ilgili de dünyası gelişiyor. Daha önce sadece anne babadan, hı-hı, ayrılmakken artık daha fazla şeye maruz kalıp korkusu da gelişiyor. Tabii bu korkuların tamamen çocuğun bedeninin henüz çok gelişmediği, zihinsel anlamda çok gelişmediği bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemlerde yaşıyor. Çocuk bilişsel anlamda, zihinsel anlamda geliştikçe, bedensel anlamda geliştikçe tabii bu korkuları alt ediyor artık. Bu korkular geride kalabiliyor. Çünkü ve bunları hallettikçe, bunlarla ilgili korkularla da baş ettikçe, gelişimsel anlamda çocuk bir başka döneme geçtikçe aslında bunlar bir yerde çocuğa olgunluk olarak da dönüyor. Yani artık onunla baş edebilmiş oluyor. Fakat bazen ailelerin tutumları bu korkuları sabitleyebiliyor ve derinleştirebiliyor. Çok farkında olmadıkları iletişimler olabiliyor bunlar. Bazen çocuğu sindirmek adına, bazen çocuğu disipline edebilmek adına bazı şeyler söylerler ve çocuğun gelişimsel anlamda normal olan korkusu, kaygısını sabitleyip gerçek anlamda patolojik kaygılara zemin oluşturmuş oluyorlar. Mesela burada aile korkutmuş oluyor herhalde, değil mi? Çocukları bazı şeylerle. Evet, yani çocuğun yaşayabileceği doğal süreçte bir süre sonra artık onu yaşamayacağı, terk edeceği korkuları aile sabitlemiş oluyor. Çok gözlediğimiz, duyduğumuz şeylerden. Mesela beni üzersen der anne, beni üzersen senin hastalanırım, senin annen olmam. Artık evet, annen olmaz gibi. Ya da anne babaya karşı gelinir mi? Gelinirse işte Allah seni yakar gibi ifadeler. Bu tarz durumlarda çocuk gerçekten, ya da şey derler işte, sözümü dinlemezsen seni dilenciye veririm. Hı hı. Gerçekte çocuğun hani bilişsel anlamda, zihinsel anlamda bunun gerçek olup olmadığı ile ilgili kavramasının henüz gelişmediği bir dönemdi ve bunu gerçek olarak algılayabilir. Çünkü onun o andaki bilişsel gelişimi bunun hani bizim algıladığımız gerçeklik boyutunda algılamasını bekleyemiyoruz. Çünkü çocuk abartabiliyor, çocuk süsleyebiliyor ve sonuçta da kendisine bu anlamda bir kaygı çıkarabiliyor ve bu ileriki dönem açısından da bir kaygıya zemin. Ki bu aileler tarafından çok sık yapılan bir şey sanırım. Polisle de korkutulabiliyor çocuklar ki ileriki yaşlarda karşılaşacağı kişiler bunlar aslında, evet, ya da onun dışında öcü diye korkutulabiliyor. Bunlar ileride çocuklarda bir sorun yaratacak duruma geleceği herhalde anne babalar tarafından bu düşünülmüyor sanırım. Çünkü orada bir söz söyleniyor, çocuk korkutuluyor ve susuyor. Orada önemli olan bu oluyor sanırım, ama bu ileride çok büyük sorunlara yol açabiliyor. Bazı kişiler yaşı ilerlese de bunlardan korkmaya devam ediyor sanırım, değil mi, ileriki yaşlarda? Tabii ileriki yaşlarda korku duygusu devam etmekle birlikte artık sembolik ifadeler kazanıyor. Hı-hı. Yani artık çocuk dilenciye verilmeyeceğini ya da yetişkin hale geldiğinde, evet, dilenciye verilmeyeceğini biliyor, ama burada oturan kavram korku ve kaygı, hı-hı, oturduğu zaman ileriki dönemlerde biz bunu anksiyete bozukluğu olarak görüyoruz karşımızda. Veya kaygı ile ilgili başka, tabii kaygının altında bir sürü farklı başlıklar var ve bunlardan bir tanesi, bazıları bu kaygıyla ilgili bir başlık, hastalık anlamında bir başlık çıkmış oluyor. Hı hı. Tabii her zaman korkutularak çocuğun kaygılarının çıktığını görmüyoruz. Bazen hani çocuk korkutulmadığı halde de kaygıları çıkabiliyor. Mesela ailelerle görüştüğümüzde hani çocuğun nasıl bir süreç içinde olduğunu araştırdığımızda gerçekte de korkutmadıklarıyla dair iletişimlerini görüyoruz. Bunu aile de anne de söyleyebiliyor. Ama burada başka bir şey var. Yani çocuk evet korkutulmuyor az önce söylediğimiz gibi, ama bu defa annenin çok korkuları var ya da korkuları olabiliyor. Mesela anne işte bir kedi yanına gelse, bir köpek görse korkar, işte panik yapar, bir böcek görse çığlığı basar, hı-hı, ya da eş evde olmadığında yalnız yatamaz, işte çocuğunu alıp hani birlikte yatar. Bu anlamda annenin birçok korkuya sahip oluşu da çocuğun korku sahibi olmasına neden oluyor. Ve korku zaten bulaşıcı bir şey. Bu anlamda annedeki korku çocuğa da yansımış oluyor. O zaman çocuklar gördüklerinden ve duyduklarından korkuyor diyebilir miyiz burada neden olarak? Bunların dışında bir neden yok herhalde, değil mi, korkabilmeleri için? Şey,
Bir de korunup kollanan çocuklarda mesela çok fazla korku ve kaygıda yaşadıklarını görüyoruz. Yani çok fazla koruyucu, kollayıcı ebeveyn tutumları, anneler özellikle. Aman düşersin, çamurla oynama, toprakla oynama, işte kumla oynama, mikrop kaparsın. O çocukların yanına gitme, onlar seni döverler. Bu tarz müdahaleci, koruyan, kollayan, steril bir durumda tutmaya çalışan ebeveyn, özellikle kaygılı anneler oluyor bunlar genelde. Biraz da soğuk babalar oluyor. Anne çok kaygılı, koruyucu, kollayıcı, baba da genelde soğuk. Baba, uzak duran baba oluyor bu tür aile tutumlarında. Bu durumlarda da çocuk kaygılı oluyor çünkü bir deneyim yaşama şansı olmuyor çocuğun. Ebeveynin şekillendirdiği ve çerçevelediği durumlarda çocuk bir deneyim yaşayabiliyor. Böyle durumlarda çocuk neyin tehlikeli olduğunu, neyin onun için tehlikesiz olduğunu deneme fırsatı yaşayamıyor. Bu anlamda da çocuk kaygı yaşayabiliyor. Kaygılı bir çocuk oluyor. Evet, burada az önce bahsettik. Anne ve babadan ayrı kalmak çocuğu korkutan şeylerden biri de bu. Ki bunu çok sık aslında duyuyoruz. Burada anne baba ne zaman ayrılacağını mı bilmeli? Ya da ayrılmak derken hani ne zaman biraz daha mesafeli, sürekli yan yana kalmamaları gerektiğini bilmeli mi? Öyle bir zaman mı var? Evet, çok güzel bir şey söylediniz. Selda Hanım, çocuklar için yaşanabilecek en büyük korkulardan bir tanesi de anne babadan ayrı kalabilme ile ilgili korkudur. Bu çok erken yaş dönemlerinde bu korku vardır. Az önce 3 yaştan bahsettik. Evet. 3 yaş öncesi de çocuk anneden ayrı kaldığında bir huzursuzlanmaya başlar. Yeni bebekleri olan anneler bilirler. Çok fazla anne bebek ayrı kalamaz. 3 yaş öncesinde bu temel güven duygusu oluşur. Anne bebek birlikteliği, anne baba ve çocuk birlikteliği. Bu anlamda çocuk anne babasından ayrı kalmaya tahammül etmek istemez, ayrı kalamaz. Ama belli bir zaman sonra tabii ki ayrılıklar yaşanır. Annenin çalışma hayatı, işte evin dışında da bir yaşamın oluşu, ayrılıkların da varlığını getirir. Tabii böyle durumlarda, bu durumda çocuğun öncesi, yani o 0-1 yaş döneminde ayrılık anksiyetesini tetiklemeyecek bir ayrılık süreci ve birlikte olma süreci olması gerekiyor. Yani çocuğun ihtiyacı olan sürede annenin varlığının oluşu, güven duyduğu kişiye emanet edilişi, bakışı, bakıcı ya da anneanne, babaanne, bu kavramlar. Yani güven duygusunun zedelenmemesi gerekiyor. O 0-1 yaş dönemine ait. Diğer dönemlerde biraz daha çocuk büyüdüğünde artık annenin dışarıdaki sosyal hayatı ya da iş hayatı vesaire, bu durumlarda çocukla anne ayrılıklarında çocuğun hem de baba ayrılıklarında çocuğun babasının, annesinin nereye gittiğini, ne kadar sürede döneceğini, gittikleri yer neresi olduğu, ne yapacakları, kiminle oldukları hakkında çocuğun bilgisinin olması gerekiyor. Bu çocuğu rahatlatan, çocuğun kendini güven içinde hissettiren bir açıklamadır. Çocuğun annenin ayrılığına, babanın ayrılığına da o süre içinde tahammül etmesine yardımcı olur. Evet, ki bunları diğer konulara değinirken de hep söylemiştik. Mutlaka bilgilendirilmeli gerekiyor. Evet. Çocuk bir şeyler yapmadan önce ya da bir yere gidilmeden önce onu rahatlatacak bir şey olduğunu, bunu sık sık söylüyoruz. Anne babalar herhalde buna çok dikkat etmeli. Evet, bu çocuk için çok rahatlatıcıdır. Çünkü aksi durumlar çocuk için bir felakettir gerçekten. Bazen işte çocuğa haber verilmeden ani evden çıkışlar, işte nereye gittiği hakkında anne babanın çocuğu bilgilendirmemesi, bu tür şeyler çocuk için gerçekten güven sarsıcıdır. Böyle durumlar yerine birkaç dakika çocukla evden çıkmadan önce zaman geçirmek, bu açıklamaları yapmak, işte akşam geldiğinde ya da belli bir saat sonra geldiğinde o süre içinde yaptıkları, daha sonra yapacakları ile ilgili bilgilendirmek çocukları çok güven içinde hissettirir ve rahatlatır. Ebeveynlerin yapması gereken bir şey. Bir şey daha sordunuz. Dediniz ki çocuk ne kadar yalnız bırakılmalı ya da birilerine bırakılmalı mı? Evet, bu çok önemli bir kavram. Çocuğun kendi başına güven duygusunu geliştirebilmesi, kendi başına bir şeyler yapabilmesi ve başkalarıyla olan iletişimi açısından da önemli bir kavram. Çocuk aşamalı bir şekilde çok daha erken yaş dönemlerinde, mesela işte 0-1 yaş dönemi de bunun dahilinde ve 2 yaş, 3 yaş aşamalı bir şekilde evin çevresindeki çok yakınlar, anneanne, babaanne, hala, teyze, amca, dayı,
Bu gibi evin yakınlarındaki kişileri kısa sürelerle, mesela öncelikle annenin varlığının olduğu ortamlarda işte 10 dakika, 20 dakika, yarım saatler, 1 saatler, 2 saatlere geçecek şekilde sürelerle bırakılabilir. Çocuğun yaşı ilerledikçe sürede arttırılabilir. Çocuk bu anne babanın haricinde kaldığı üçüncü kişilerde tabii ki güven içinde olmalı. Hiç tanımadığı birisinden bahsetmiyoruz. Bu aşamalı bir şekilde tanıdığı, bildiği, güvende hissettiği birilerine bırakılarak çocuk bir başkasıyla iletişimini kurma yöntemini, şeklini ve bir başka yerde annesi olmadan da güven içinde kalabileceğini algılayabilmesi açısından önemli bir mesajdır. Ve bu çok önemli bir durumdur. Çünkü bazen çocuk o kadar stresli bir şekilde yetiştirilir ki, yani sadece anne ve baba, bunun dışındaki hiç kimseyle zaman geçirilmez. Ta ki okul dönemine kadar. Hı-hı. Okul döneminde bir bakarız ki okul kaygısı, okul reddi, okul fobisi gibi bir takım kavramlar çıkar ve bunu yaşayan çocuklar çıkar karşımıza. Bu da bir sebeptir okul reddiyle ilgili durumlarda. Çocuk çünkü bir başka durum yaşamamış, bir başkasının yanında zaman geçirmeyi bilmemiş, öğrenememiş. Hep annenin olduğu, hep anneyi gördüğü, annenin hep gözünün önünde olduğu durumları yaşamış. Dolayısıyla yeni bir okul, yeni bir durum, yeni arkadaşları kabullenmesi bu anlamda zorlaşıyor çocuğun. Okul ki burada aile çok dikkatli, çok gözlemci olmalı sanırım, değil mi? Çocuk çünkü belli bir yaşa kadar düşüncelerini dile getiremediği için anne ve babanın burada iyi bir gözlemci olması gerekiyor sanırım. Evet, çocuk davranışsal olarak daha çok gösteriyor. İfade edemiyor, ben şöyle yapmalıyım, böyle yapmalıyım, bizim yetişkinler gibi duygularını, düşüncelerini ifade edemiyor. Ama davranışsal anlamda tabii ki iyi bir gözlem yapmak, çocuğun davranışlarını değerlendirebilmek, tahlil edebilmek için çok önemli. Evet. Peki korkuları çocuklar ne şekilde belli ediyor ki? Korktukları şeyler sanırım çocukların belli. Mesela doktora gitmekten genelde korkulur ya da karanlıktan korkulur. Bunlara tek tek değinecek olursak, bu korkular çocuklarda neden oluşuyor? Doktora gitmekten neden korkar bir çocuk? Evet, çok somut korkulardan bir tanesidir doktora gitme korkusu. Aslında çocuğun hani orada iğne yapılır, muayene edilir. O iğne korkusu çocuk için çok belirleyicidir ama çocuğun asıl korktuğu iğne değil. Orada çocuk şunu yaşar, bir güvene karşı bir ihanet yaşar aslında. Yaşadığı şey bu. Çünkü çok güvendiği annesi vardır ya da babası vardır. Aynı zamanda onu böyle ilgiyle, kibar bir şekilde muayene eden, ilgilenen bir doktor vardır. Ama biraz sonra yapılan iğneyle müthiş bir acı çıkar ortaya. Evet. Ve bu onda çok büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Yani bu kadar iyi insanlar nasıl böyle bir şey yaparlar? Bu anlamda yaşadığı şey bir ihanet. Yani güvene karşı ihanet. Çocuğun yani iğnenin acısı değil aslında. Çünkü çocuk o döneme kadar birçok acılar da yaşar, düşerdi mesela. Bir sürü acılar, ağrılar yaşar aslında. Ama temel yaşadığı şey orada güvene karşı bir ihanet olarak algılar ve doktoru aslında bir süre sonra doktoru bu anlamda güvenilmez. Ve hatta anne baba da işte doktor hiç canını acıtmayacak gibi ifadeler kullandığında ve de doktorla da işbirliği içinde olduğundan dolayı da güvenilmez bulur. Güven sarsıcıdır çünkü bu durum onlar, o çocuk için, çocuk açısından. Evet, burada yine biraz doğru bilgi mi verilmesi gerekiyor o zaman çocuğa? Biraz acıyabilir gibi. Evet, doğru bilgi ve çok doğru kelimeler seçilmeli. Yani hiç canın acımayacak doğru bir kavram değil. Canın acıyacak gerçekten de. Canın biraz acıyacak ama bunun yapılması gerekiyor. Bu senin sağlığın açısından gerekli. Ama biz buradayız, yanındayız, hani yanında olacağız gibi, hani bu tür şeyler. Ya da o sırada istersen seni çok mutlu eden bir şey düşünebilirsin. Mesela 3 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuklara bile bunlar izah edilebiliyor. Hı-hı. İşte mesela kumdan kale yaptığını hatırla deniz kenarında. Hani bunları tabii acıyı düşünme demek bizim zihnimizin algılayacağı ve aklımızda tutacağımız bir şey değil. Ama iyi bir şey düşün. İşte bu güzelliği hatırla demek daha dikkatini o yönde yönlendirebilir. Ama hiç acımayacak demek de güven sarsıcı. Evet, peki annelerin iğneyle korkutması ne oluyor? Bu yine doktordan korkulmasına neden oluyor mu? Evet, anne açısından da aslında annenin güçlülüğünü de düşüren bir şey. Hı hı. İğne ya da işte bak şunu yapmazsan hastalanırsın, seni de doktora götürürüz, iğne yapar. Ya da uslu durmazsan
iğne yaptırırız sana gibi. Hı-hı. Çocuğu bu şekilde korkutmak. Bu zaten gerçeklikten çok uzak bir şey. Usuz durmazsan iğne yapılacak. Gerçeklikten oldukça uzak. Ama diğer bahsettiğim hani şunu yapmazsan, şu durumu yapmazsan hastalanırsın. Ve yani şu yeleği giymezsen hastalanırsın ve seni doktora götürürüz. Yani bu biraz hani doğru bir şeymiş gibi görünse de aslında aileyi de hani ailenin o gücünü, kuvvetini, kudretini de sarsıcı bir şey. Yani ailem demek ki beni koruyamıyor gibi bir şey çıkarıyor. Diğer bahsettiğiniz şey tümden zaten. Genelde daha küçük çocuklara herhalde bu söylenen bir şey. Evet, çocuğu disipline etmek adına, müdahalelerini engellemek adına. Evet, bunun dışında korkulan şeylerden biri de görülmeyen varlıklar olabiliyor. Az önce söylemiştik, öcü diye bahsediliyor ya da hayaletler olabiliyor. Bunlardan da korkabiliyor çocuklar. Bunların nedeni ne oluyor? Yine büyüklerin bir şekilde korkutmasından mı kaynaklanıyor bu? Bunlar tabii birçok nedeni var. Bazen anlatılmış olumsuz hikayeler olabiliyor çevrede. Bazen filmlerden, televizyondan izlenen şeyler, görülen resimler vesaire ya da komşuya bir hırsızın girmiş olması mesela çocuğunu çarpıtarak, çünkü bilişsel anlamda yeterince gelişmediği için bazı şeyleri çarpıttığı ve böyle şekillendirdiğini biliyoruz. Bu anlamda çocuk bunları duyar, görür, çevreden konuşulduğunu görür. Televizyonlarda bir şeylerden korkulduğunu duyar, görür. Hani bu anlamda, çünkü genelde bunun ortaya çıkış dönemi 6 yaş dönemleridir. İşte çocuk hayaletlerden korktuğunu söyler, işte doğaüstü bir takım varlıklardan bahseder, işte canavardan, bilmem işte yatağıma gelecek, diğer odada var, tuvalette var diye bahseder çocuk. Bu tür durumlarda bu çocuk bu korkuyu yaşar, bu gerçektir. Çocuk bu korkuyu yaşadığını ailenin reddetmemesi gerekir. Evet, o zaman gel bir bakalım, tuvalette bir şey var mı, bir hayalet var mı, bir canavar var mı, gel birlikte bir bakalım demek genelde işe yarar. Çünkü çocuğun korkusunu yok saymak, yani işte sen koskoca çocuk oldun, işte hayaletten korkulur mu, hayalet mi var, işte hani bu tür yok sayan, korkusunu yok sayan durumlar genelde korkuyu pekiştiren durumlardır. Azaltmaz, arttırır. Bu anlamda çocuğun korkusunu konuşmak daha çok işe yarar, daha anlamlıdır. Korkusunu konuşmak, işte yine diğer odada acaba bir şey var mı, gel gidelim birlikte bakalım demek de anlamlı olduğu gibi. Gece bazen çocuklar korkabilirler. İşte acaba şu karanlık odada bir şey mi gelir diye söyleyebiliyorlar bazen. Bunun için gece lambaları çok işe yarar. Ya da yastığının altına koyacağı küçük fenerler, bazen ben bana gelen çocuklara da tavsiye ettiğim önerilerden, minik önerilerden bazılarıdır ailelerin yapabilecekleri içinde. Bunlar da bazen işe yarar ama bunlar problemlerin temeliyle ilgili değildir. Bunlar kısa sürede çözümlerle ilgilidir. Eğer problem, biraz sonra o çözüm önerilerinden de bahsedeceğiz ama 3 haftadan fazlaysa artık başka şeylere bakılmalı. Yani çocuğun korkusu belli ki sabitlenmeye doğru gidiyor. Bu anlamda eğer süre uzadıysa bir destek alınmalı. Yani ailelerin endişelenmesi gereken durum o oluyor herhalde, değil mi? 3 haftadan fazlaysa endişelenebilirler ya da bunun dışında sergiledikleri bazı davranışlardan da endişelenebilir mi aileler? Doktora götürmek açısından, yardım almak açısından. Evet, en önemli şey çocuğun günlük yaşam aktiviteleriyle ilgili bozucu, yani işlevsel anlamda bir bozucu durum söz konusuysa, evet. Yani bu anlamda bir günlük akışta bir bozulma varsa, çocuk işte gidip diğer odada bir şey yapamıyorsa, tuvalete yalnız gidemiyorsa, yaşı gereği artık yapması gerekenleri yapamıyorsa ve bunlara engel oluyorsa bu korku, bazen okul korkusu dedik az önce, okula gidemiyor, yalnız kalamıyor okulda, o zaman bir müdahale gerekiyor. Bunun 3 haftadan sonrakileri artık bir destek arayışına ailenin gitmesi gerekiyor. Tabii ondan önce şunu yapmalı aile, ne yolunda gitmiyor? Yani ne var, problem ne? Çocuk nasıl bir sorun yaşadı da hani bunu yaşıyor gibi bu arayışlara bakıp bunu, yani durumu toparlayıp düzenledikten sonra da devam ediyorsa bir destek aranmalı. Burada yine ailenin dikkatli olması gerekiyor. Peki aile kendisi bunun nedenini bulduktan sonra bir çözüm üretebilir mi peki?
Yani ya da bir şeyler yaşanmış kalması gerekir mi? Bir şeyler yaşanmış mı? Hı hı. Yani ne yapabilir aile? Bir kere çocuğun gelişimsel dönemine uygun mu bu? Yani işte dedik 3-4 yaşında çocuk anne babanın eteğine yapışıyor anne babaya giderken. Hı hı. Bu normal bir tepki. Çocuk ben karanlıktan korkuyorum diyorsa bu 3-4 yaşı için normal bir tepki. Ama çocuk işte 5 yaşında yabancılardan korkuyor. Bu da normal. Çocuk 15 yaşında yabancılardan korkuyorsa sosyal fobi. Bu bir bozukluk artık. Yani gelişimsel anlamda çocuk bu gelişimsel döneme uygun tepkiler veriyorsa normal. Buna bakmalı aile. Ama çocuğun o dönemde vermesi gereken tepkinin ötesinde bir tepki ise bu bir problem. Bu bir belirtici, bu bir belirteç. Yani problem boyutuna gelmiş demektir. 3 haftaya geçmişse artık şu ailenin bir destek arayışına, endişelenmesine gerek var demektir. Yine çocuğun bu tür durumları aile konuşabilmeli, çocuğun bu korkusunu, kaygısını yok saymamalı. Genelde bu tür durumlar da çocuğun kaygısını arttıran, anlaşılmadığını hissettiren ifadeler, durumlardır. Çünkü biz biliyoruz ki panik atak hastaları, anksiyete bozuklukları, yetişkinlik döneminde görülen, tabii çocukluk döneminde de belirgin boyutta panik atak ya da anksiyete bozukluğu yaşayan çocuklar da olabiliyor. Tabii bu %5'lik bir dilim içinde çok büyük bir rakam değil ama yine de bu anlamda hani bu boyuta gelmiş ya da ilaç kullanmayı gerektirecek boyutlarda da sağlık sorunu, ruhsal anlamda sorunlar yaşayan çocuklar da var tabii. Hı hı. Ki. Bu yetişkinlik döneminde panik bozukluklarda, anksiyete bozukluklarında 7 hastanın 6'sının çocukluk dönemi korkularının da yaşandığı gözleniyor yapılan çalışmalarda. Bu kadar yani 7 hastadan 6'sının çocukluk dönemi kaygılarının, korkularının da aslında varlığına dair araştırma sonuçları var. Dolayısıyla çocukluk dönemi kaygıları ve korkuları önemli. Hı hı. Ne için önemli? Çünkü bu yetişkinlik dönemine taşınıyor. Bu kaygılar, korkular normal gelişimsel dönem içinde olup bitmesi gereken korkuların bitmediği, devam ettiği ve yetişkinlik dönemine de artık başka korkular olarak geçiyor. Az önce söyledik. Yani çocuk çocuklukta belki dilenci beni alacak götürecek diyor ama yetişkinlikte bu kaygı ve korku başka bir şey oluyor. Artık sokağa çıkamama olabiliyor, otobüse binememe olabiliyor. Tabii bu anksiyete bozukluklarında, panik atak hastalıklarında gözlediğimiz problemler. Yani dışarı çıkamıyor, sosyal fobisi var, performans kaygısı var, sınıf içinde iletişim kuramıyor, bir şey anlatamıyor. Artık bu boyutta kaygılara dönüşmüş oluyor. Yani çocukluk dönemindeki başka kaygılar, belki daha ifadesi, daha somut olan kaygılar yetişkinlik döneminde anlaşılması zor, daha soyut, sembolik boyuta geçebiliyor. Kesinlikle o zaman ihmal edilmemesi gereken bir durum diyebiliriz bunun için. Peki anne babalar ne yapabilir? Bu ileriki yaşta değil de daha çocuğu küçük yaştayken bunları fark ettiğinde onlar nasıl bir yaklaşım sergileyebilir? Bunları konuştuk ama tekrar edelim istiyorum. Çünkü herhalde bu dönemdeki yaklaşım en önemli, evet, olan şey. Çocukluk dönemi korkularında ailelerin çocukların korkularını yok saymaması gerekiyor. Çünkü bu çocuğun gerçek bir korkusu ve acısı. Bunu ailenin fark etmesi gerekiyor. Üzerinde konuşması gerekiyor. Çocuğun korkusunun süresi arttıysa bir destek alınacak. Bundan bahsettik. Yani bu 3 haftadan fazlaysa, 3 aya yakın sürelerde artık destek alınacağına dair kesin şeyler çıkmış oluyor ortaya. Çocuğun sakinleştirilmesi açısından hani utandırılmaması ya da işte az önce söylediğimiz gibi sen koskoca çocuk oldun, korkulur mu gibi yok sayan ifadeler yerine çocuğun dikkatle dinlenilmesi, anlamaya çalışılması, çocuğun aynı zamanda bu durumları yaşadığına dair anlaşıldığını hissetmesine yardımcı olur ve güven de verilmesi gerekiyor. Çünkü çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi güvendir. Yani o karanlık odaya annesiyle birlikte gidip bakması gerekiyor. Gerçekte bir şey var mı yok mu gibi. Uzuyorsa bir destek alınacak. Ondan önce bazen resim çok işe yarıyor çocuklarla çalışırken. Biz de çalışıyoruz resimlerle. Çünkü hem test boyutunda çalışıyoruz, test yapıyoruz resimlerle. Hem de çocuğun korkularını ifade ettiği bir yine bir şey araç oluyor. Oyun terapisi yapıyoruz. Aile de bunları yapabilir.
ama artmamış, patolojik boyuta gelmemiş kaygılarda. Mesela oyun oynaması çocuğun çok işe yarar, çocukla ebeveynin oyun oynaması. Korkunun oluştuğu anda mı? Korkularıyla ilgili konuşmasını sağlayabileceği bir zemin oluşturmak adına. Ya da korkularının resmetmesini isteyebilir aile. Çünkü bazen çocuk öyle resimler çizer ki korkularını çizdiğini söyler. İşte kara bulutlar çizer, siyah boyalarla bir şeyler yapar. İşte bunu çizdim der, canavarı çizdim der vesaire. Bu artmamış durumlarda bu tür şeyler işe yarar. Aile birlikte, çocukla birlikte yapabilir. Çocuğun korkusunu konuşabilmek adına bu bir araçtır, bir materyaldir. Bunları yapabilirler aileler. Konuşmak önemlidir. Güven vermek önemlidir. Destek arayışına da ihmal etmemek gerekiyor. Çünkü bunlar uzun vadede problemdir. Yani okul korkusu yaşayan çocuklar, sınav korkusu, kaygısı yaşayan gençler, çocuklar, sokağa çıkamayan ya da daha sık görülen sınıf içinde kendini anlatamayan, iletişim kuramayan çocukların hani biraz birkaç bulgu daha eklenince sosyal fobi oluyor tabii. Hani bu tür durumlarda geçmiş dönemdeki kaygıların, korkuların rolü var. Hep gelişim döneminden kaynaklı oluyor o zaman hepsi bunların, değil mi? Temelde yatan şey o gelişim dönemi. Peki gelişim döneminde hangi yaşlarda hangi korkular normaldir? Bunları tekrar edebilir miyiz? Evet, az önce söylediğimiz gibi 3-4 yaş dönemlerinde anneden ayrılma korkusu, annenin eteğine yapışır çocuk, işte babaya yapışır. Bunlar anneden ayrılma korkusu normaldir, beklenebilecek bir şeydir. Çocuğun güven verilerek çocuğa işte aşamalı bir şekilde kısa sürelerle çok yakınındaki güven duyduğu birilerine bırakılarak bu şeyler azaltılabilir. Çok güven duymadığı yerler değil, güven duyduğu aile ortamı, kendi evi. İşte bakıcı bile olacaksa, hani yeni bakıcıysa bile annenin bir süre çocukla zaman geçirip öyle bırakması anlamında. Bu anlamda çocuk bir süre sonra bu korkusunu da azaltır. Karanlık korkusu yine 3-4 yaşlarında çok sık gözlenebilen korkulardır ve doğal bir gelişim sürecidir. Çocuk bilişsel anlamda geliştiğinde, daha iyi kavradığında, fiziksel olarak gelişip bedeni daha da büyüdüğünde aslında bunları artık daha iyi kavrayabiliyor ve bu artık çocuğun bir korkusu, kaygısı olmuyor. 6 yaş dönemlerinde işte bu doğaüstü varlıklarla ilgili korkular, kaygılar başlayabiliyor gibi. Burada peki ailelerin korkularla ilgili yanlış yaklaşımları neler olabiliyor sizin gözlemlediğiniz kadarıyla? En önemli yanlış tutum yok saymak. Yani çocuğu ya ondan da korkulur mu diyor mesela. Bize gelen ailelerin en çok tepki verdikleri şey, ben şaşırıyorum bundan nasıl korkuyor diyor. Ama bu bir gerçek. Yani çocuk için bu bir kaygı ve korku sebebi. Yani o karanlığın oluşu ya da akşam işte kapıdan hırsızın geleceğini düşünmesi çocuk için bir gerçek korku. Çünkü onun algısına göre bir korku ve kaygı. Bizim algımıza göre değil. Zaten bilişsel anlamda daha gelişkin bir zihin sahibi olsa, bilişsel anlamda gelişmiş olsa, daha yetişkin bir boyutta olsa böyle düşünmeyecek. Ama o dönem için bu normal. Bunu biz yetişkinlere bile yapıyoruz sanırım birçoğumuz. Korkuları anlamayabiliyoruz. Neden öyle bir davranış sergilediğini, neden o şeyden korktuğunu, ki bu çocuklarda da aslında aynı şekilde oluyor. Ve anlaşılmadığında sanırım büyük ihtimalle çok sinirleniyordur çocuklar. Neden anlaşılmadığı için, korkusunun neden onlar için önemli olmadığını düşündüğü için belki sinirleniyor bile olabilir aslında çocuk. Anlaşılmadığını düşünüyor ve güven duyması gereken kişilerin aslında onu çok koruyamadığını, çok yardımcı olamadığını düşünüyor. Kendi içine kapanabiliyor bazen çocuk ve biraz daha olayları kendi içinde büyütebiliyor. Ve aslında patolojiye zemin hazırlıyor aile. Hani belki normal gelişim sürecinde tahayyül edilebilecek, geçecek olan durumu aile sabitleştirmiş ve derinleştirmiş oluyor aslında bu tutumuyla, yok sayarak ya da ilgisiz kalarak ya da hani çocuğun bu durumuyla ilgili olmayarak. Gülüp geçmek de bunlardan biri mi peki? Hani çocuk orada gülüp geçtikleri için onu daha önemsiz bir şey saymaz o zaman, değil mi? Yine evet. Bu da onun diğerleri gibi. Gülüp geçmek, dalga geçmek, utandırmak, bunlar da yok saymak değerindedir ve çocuğun korkusunu yok saymaktır. Yani yetişkinlik döneminde bir insanın korkusunu düşünün. Yetişkinlik döneminde bir insanın korkusunu, yani anksiyete bozukluğu var,
ama otobüse binemiyor. Yani trene binemiyor, uçağa binemiyor, gemiye binemiyor. Bunu yapabilen birisi için nasıl saçma geliyorsa aileye de saçma geliyor. Tabii çocuğun bu durumu abartılı geliyor ya da uygunsuz geliyor ama bu bir gerçek. Anksiyete bozukluğu yaşayan bir kadın, bir erkek, bir yetişkin uçağa binemiyor, otobüse binemiyor, trene binemiyor, taksiye binemiyor, arabasını kullanamıyor. Bu bir bozukluk boyutunda. Çocuk için bazı henüz o düzeye gelmemiş olabilir. İşte süre eğer çok uzun değilse, yeni başlamış bir şeyse bu gelişimsel döneme ait bir şeydir. İşte diyelim ki çocukluğun işte 3 yaşında gözlenen karanlık korkusuysa, 3-4 yaşında gözleniyorsa bu normal. Ama çocuk 7-8 yaşına gelip hala karanlıktan korkuyorsa bu artık kaygı boyutuna gelmiş demektir. Artık patolojik bir boyut kazanmış demektir. Evet, aileler peki korku problemiyle size çocuklarını getirdiğinde nasıl bir süreç işliyor burada? Tedavi ya da iyileşme süreci diyebiliriz herhalde. Evet. Tabii bize başvurduklarında biz iki temel değerlendirme görüşmesiyle çocuğun problemini tespit etmeye çalışıyoruz. Tespit durumunda çocuğun bazen ilaç desteği alması da gerekebiliyor. Bunun için bir çocuk psikiyatrisiyle görüşmesi de isteyebiliyoruz. Bizimle ilgili boyutta çocuğun bir psikoterapi alması gerekiyor. Oyun terapisi yapıyoruz çocuklarla bu anlamda. Oyun terapisi çok işe yarar. Az önce söylediğim gibi çocuk için iyileştirici. Aynı zamanda problem de çocuğun davranışlarını da ayıklayan bir şey. Yani çocuğun problemli davranışları, problemli algısı da oyunda ortaya çıkıyor. Çünkü oyun çocuğun dili gibidir. Sözcükleri gibidir. Çocuk orada konuşur oyun oynarken. Nasıl biz iletişim kurarken bu tarzı kullanıyorsak, çocuğun da oyun bu yöntemidir, konuşmadır, dilidir. Bu anlamda çocukla biz de oyun oynarken çocuk hem problemini su yüzüne çıkarmış olur hem de aynı zamanda bunu tedavi edip toparlanma sürecine de girmiş oluyor oyun oynarken. Eğer bu süreçte iyileşme olmazsa, ilerlerse ilaç tedavisine geçiliyor o zaman, değil mi? Psikiyatrist bazen aynı dönemde de başlattığımız hastalarımız olabiliyor, çocuklar olabiliyor. Çünkü kaygı düzeyleri kontrolün ötesinde olabiliyor. Çok fazla olabiliyor. Mesela 7-8 yaşındaki bir çocuğun hiç işte yatağında yatamadığını, dışarı çıkamadığını ya da işte sürekli bir hayaletlerin geldiğini, hani tabii ki bu algısal anlamda başka hastalıklardan ayrı tutuyorum ama hani korku boyutundan bahsediyorum. Bu anlamda eğer varsa kaygı düzeyini kontrol edemiyorsa, çünkü bunun fizyolojik durumları da var, bir taraftan somatik yakınmaları da olabiliyor, midesi bulanabiliyor, karnı ağrıyabiliyor, işte bu tür somatik tarafları da var ve çocuk kusuyor bazen, yani sadece kaygıya bağlı kusabiliyor. O zaman ilaç desteği de gereken hastalarımız olabiliyor, aynı dönemde yönlendirdiğimiz hastalar olabiliyor. Biz de devam ediyoruz psikoterapi sürecine, çocuğun aynı zamanda bir çocuk psikiyatrisinin de görmesini istiyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz değerli bilgiler için. Sevgili izleyenler, bugün bize verilen sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.